Ayşe'nin Marifetli Elleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel tavuk sarma yapacağız arkadaşlar. Fırında garnitürlü tavuk sarma yapacağız. İçine kaşar, garnitür, etrafına da domates dizip sarıp kürdanla tepsimize dizeceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir ana yemek oluyor. İster pilavın yanına, ister salatayla yalnız da yiyebilirsiniz. Ben çok severek yiyorum. Sizinle paylaşmak istedim açıkçası. Şimdi arkadaşlar bizim yapacağımız şöyle ilk işlem baharatlar. Karabiber, yarım çay kaşığı karabiber var arkadaşlar. Bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı da kimyonumuz var arkadaşlar. Şimdi bu işlem için yağımız zeytinyağı koyuyorum ben. Şöyle bir çay bardağı kadar zeytinyağı bıraktım. Çünkü şimdi sos yapacağız arkadaşlar. Tavuklarımızı şöyle bandırıp güzelce saracağız. Şimdi şöyle koyalım. Görüş açısını düzeltelim. Şimdi bismillah şöyle güzelce bütün baharatları şöyle karıştırıyoruz, lezzetlendiriyoruz arkadaşlar. Şimdi tavukları güzelce bunlara süreceğiz, koyacağız kasemizin içine. Bismillah şöyle lezzetlendiriyoruz, kasemizin içine alıyoruz. Bakın arkadaşlar böyle kalacak. Şöyle benim iki tane tavuk göğsüm var arkadaşlar. Sağ olsun eşim onu güzelce filete yaptı, inceltti. Ben de kolay kolay hemen yapıyorum. Şöyle hepsini buladıktan sonra sırayla zamanınız varsa şöyle bir saat dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Daha güzel oluyor yemeğiniz. Ama yoksa hemen de fırına da verebilirsiniz. Şöyle hepsini güzelce buladıktan sonra işleme geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepsini şöyle güzelce sosladım ben. Bitirdim. Şimdi sıra geldi. Garnitürlerle kaşarlarımızı içine koyup ben aynı tepsimde, kabımda yapmak istiyorum. Şöyle güzelce hemen garnitüründen alalım. İçine çok fazla koymayalım çünkü içinden çıkıyor. Şöyle güzelce hemen sarıyoruz. Kürdandan yardım almamız gerekiyor. Şöyle iki tane yeterli. Böyle arkadaşlar, bir tane daha hemen göstereyim size. İçine koyuyoruz. Malzememizden, garnitürümüzden bir tane de kaşar koyuyoruz. Hemen şöyle güzelce sarıyoruz. Kürdanımızı içine koyalım. Piştikten sonra arkadaşlar şöyle geniş kaşarlarımızdan da üzerlerine koyacağız. Eriyecek, daha bir lezzetlendireceğiz. Eğer kaşar istemiyorsanız beşamel sos yapıp koyabilirsiniz. O da çok yakışıyor. İstemiyorsanız hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Ama ben hani güzel olanları söylüyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde devam edeyim. Tabağımı doldurayım. Evet arkadaşlar, bitirdik. Çok güzel de sardık. Garnitürlü tavuk sarmamız şu an fırına girmeye hazır. 180-190 derece, 170-180 derece fırını ayarladım ben. Şu an ısınıyor. Domateslerimizi koymak istiyorum. İster koyarsınız, isterseniz koymazsınız arkadaşlar. Hani ben böyle güzel görünüyor. Yemesini de çok seviyorum ben.
böyle. Yanına bir pilav, cacık. Tamamdır. Ben en sevdiğim yemek tarzı. Bu şekilde şöyle koyduk mu? Tamamdır. Şimdi fırınımız güzelce ısınsın. Şunu keseceğim, çok büyük. Fırınımız ısındığı zaman hemen fırına vereceğim arkadaşlar. Şöyle. Şunu da şöyle koyalım. Tamamdır. Harika bir ana yemeğimiz oldu arkadaşlar. Kalmasın. Tamam. Şimdi fırına gideceğiz arkadaşlar. Güzelce pişeceğiz, geleceğiz. Arkadaşlar, tavuklu, garnitürlü tavuk sarmamız pişti. Ben şimdi hemen kaşarlarını koyuyorum üzerine. Tekrar kaşarlar eriyene kadar sadece fırında kalacak. Sonra da güzelce afiyetle yiyeceğiz inşallah. Şöyle sadece eriyecek arkadaşlar. Tamamdır. Çok güzel kokuyor, misler gibi. Hemen tekrar fırına gidiyoruz. Arkadaşlar, ben fırına gitmeden hemen şöyle bir kapağım var. Tencere kapağı veya fırın kağıt da koyabilirsiniz. Ben böyle bir kapağım olduğu için sürekli bunu kullanmayı tercih ediyorum. Rahatıma geliyor açıkçası. Siz de fırın kağıdı sarabilirsiniz veya benim gibi böyle bir tencere kapağıyla fırınınızın tepsinize uygun bir kapak koyup fırına verebilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Sonra çıkardım. 10 dakika şöyle güzelce kızardı tavukların üzeri. Şimdi tekrar kaşar koydum. Ama artık böyle kapağımızı kapatmıyoruz. Çünkü kaşarlar eriyince yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, tavuk sarmamız pişti fırında. Çıktı. Kaşarlarımız da eridi. Çok sıcak. Şöyle tutmak istiyorum size yakından göstermek için. Harika oldu. Mis gibi de bir kokusu var. Garnitürlü kaşarlı tavuk sarmamız şu an afiyetle yemeğe hazır arkadaşlar. Tam bir ana yemek oldu bu. Ben çok seviyorum ve hafif de bir suyu var. Böyle kaşarlar eriyor, suyun içine akıyor ve daha da bir lezzetlendiriyor tabii ki. Ben şöyle hemen bir tanesini sizin için almak istiyorum buradan. Şöyle alabilirsem göstereceğim size. Kürdanlar müsaade ederse tabii ki de. Oh oh, maşallah. Birazcık da şöyle suyundan koyalım. Maşallah. Çok güzel görünüyor. Harika görünüyor. Biraz hava karardı arkadaşlar. Şöyle. Olmazsa ışığı yakayım. Bakın, harika oldu. Ben çok seviyorum bu yemeği. Bakın şöyle hemen. Hop, kestim. İçini göstermek için size. Bakın harika pişiyor arkadaşlar. Şöyle bir tanesini şöyle yatıralım. Şöyle. Hatta bunu da şöyle koyalım, daha iyi görünsün. Güzel güzel. Göstereyim size. Böyle arkadaşlar, bugünkü tarifimiz Ayşe'nin Marifetli Elleri kanalında garnitürlü kaşarlı tavuk sarmamız vardı. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Ben bir bardak suya bir tatlı kaşığı salça koydum. Fırına vermeden gösterdim size de. İçine güzelce yaydıktan sonra fırına verdim. Dediğim gibi bir tane kapak ekledim üzerine veya fırın kağıdı da koyabilirsiniz arkadaşlar. Çok tabii ki pişmesine faydası oluyor. Piştikten sonra biraz üzeri kızarsın diye kaldırdım. Sonra da kaşarını koydum, birlikte koyduk daha doğrusu. Güzelce pişti. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Beğendiyseniz beğeni butonuna basın arkadaşlar. Tariflerimiz sayfanıza gelsin. Haberdar olursunuz. Bugünlük bu kadar. Ayşe'nin Marifetli Elleri kanalından herkese hoşça kalın. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum.